Çan, tokmak, pin, kolye, ceket. Peki kim bu ceketliler? Google'a göre rotarak 1960 yılında bir proje olarak oluşturulmuş, 1968 yılında ise Uluslararası Rotary tarafından kabul edilmiş 18-30 yaş arası gençlerden oluşan bir kurum. Peki ya ekşiye göre ne? Milletin güzel kızlar varmış abi ya burada diye dolandığı ama etrafında kendine göre birini bulamayınca hemen uzaklaştığı bir ortam. Peki Rotary gerçekten ne? Rotary'yi anlamak için ilk bir Rotary'ye göz atalım. Birleşmiş Milletler'de ilk masası olan sivil toplum kuruluşu. UNICEF ve UNESCO'nun en büyük destekleyicisi ve sponsoru ve bir dönemde toplam 200 bin toplum hizmeti projesi yapan bir kuruluş ve çocuk felcini dünyadan silmeye şu kadar kalan bir sivil toplum kuruluşu. Ve şimdi işte o akılları kurcalayan en büyük sorunun cevabını veriyorum. Hayır. Rotary üyesi olmak, mason üyesi olmak anlamına gelmez. Peki Rotary bunun neresinde? Mottomuz hizmet yoluyla dostluktur. Topluma yararlı bir birey olma yolunda mesleki, kişisel ve liderlik becerilerimizi geliştirir. Peki neye göre projeler yapıyoruz? 6 öncelikli hizmet alanımız var. O ne ya? 1. Barış ve anlaşmazlıkların çözümü. 2. Anne ve çocuk sağlığı. 3. Su, sanitasyon ve hijyen. 4. Temel eğitim ve okuryazarlık. 5. Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi. 6. Ekonomik toplumsal gelişim. Projelerimizi yaparken dikkat ettiğimiz bir ilkemiz de var. Ne? Ne? Neymiş o? Ne? Dörtlü öz denetim. Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız gerçeğe uygun mu? İlgililerin tümü için adil mi? İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı? Ve ilgililerin tümü için yararlı mı? Bugün Rotary nedir anlattık. Tabii ki Rotary bundan çok daha fazlası. Fakat daha fazlası için beklemede kalın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, merak ettiğiniz her şeyi yorum bırakabilirsiniz. Ve videolarımızdan hemen haberdar olmak için şu zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.